Büyük ameliyatlardan sonra kişilik değişiklikleri normal midir? Var mıdır böyle bir şey? Bir efsane olarak söylenir ama. Bununla çok karşılaşıyoruz. Şimdi birkaç parametre anlatacağım size. Bir defa bu çok büyük bir ameliyat. Bir ölüme gitmek ve gelmek. Bir kadın hamile. 9 ay beklenen bir mutlu olay. Beklenen bir olay ve sonuçta mutlulukla sonuçta bir bebek. 40 gün canınıza okuyor kadınlar. Lohusalık psikozu. Aman ya Rabbi, bebeğini kimse elletmiyor. Yemeğiyle problem, aileyle problem. Herkes bunu hoş görüyor. Ama efendim lohusalık psikozu diyorlar. Bir insan 45 yaşında, 50 yaşında hayatın en büyük ameliyatını oluyor. Ölümlerden dönüyor. Günlerce hastanede yatıyor. İşinden geri kalıyor, mesleğinden geri kalıyor, terfisine geri kalıyor. Biraz huysuz oldu diye vay huyu değişti. Ya müsaade edin azıcık huyu değişsin o insan. Bu geçici bir depresif dönem. 3 ay bu insan hesaplaşıyor. Özellikle genç insanlar. Ben neden hasta oldum? En büyük endişe o. Ben iyi bir insan değilim. Ben aileme sorumluluklarımı yerine getirmedim. Şekli bir hesaplaşmalar oluyor. Bu insanı hoş görmek lazım. Bu bir depresif dönem. Bu makul olan, tıbbi açıklaması olan olay. Bir de eşin bir başka yönü var. Şimdi bir doktor arkadaşımla karşılaştım. Hanımefendi dedi ki eşim bypass ameliyatı oldu. Boşandık. Neden dedim? Çok huyu değişti dedi. Bunları anlat. Bu bir depresif dönem. Sen bir hekimsin. Neden buna izin verdin? Yani 3 ay şöyle kucaklasaydın kocanı düzelecekti. Bildiğin gibi diye bilgi hocam dedi. Şöyle. Geçmiş 10 yıla yapamadığı her şeyi önümüzdeki 10 yıla programlamış. Benim zaten 10 yıllık ömrüm kaldı. Geçmişte yapamadığı her şeyi yapmaya kalkmış. İşte bu bir davranış bozukluğu. Bu çok tek tük görüyoruz bunu. Bir başka davranış bozukluğu şöyle. Bir genç insan düşünün. Kalp hastası sürekli yoğun bakımlara geliyor, gidiyor. Eşi çok mutsuz, memnun değil bu olaydan. Çocukları memnun değil. Bir de ortağı var. Şimdi ortakla ilişkisi sürmeye mecbur. Ortak bunu kazıklıyor. Eşiyle ilgili problemler, eşi buna iyi davranmıyor. Çocuklar da bu arada iyi davranmıyor. Bir gün geliyor, doktor Bingir onu ameliyat ediyor. Ertesi sabah ilaçlara bir bakıyor, bir tane aspirin içiyor. Başka ilacı yok. Çok güzel, bir yokluyor, kalp yerinde. Önce ortağından ayrılıyor. Sonra karısını boşuyor. Sosyal kadar sahip çıkıyor. Kendine yeni bir hayat kuruyor. Burada mazur görülmesi gereken bir olay var. Bu da çok nadir bereket versin. Yani iyi aile ilişkileri olan, iyi sosyal çevresi insanlar bunu çok az görüyor. Bir depresif dönemdir. Bunu lütfen lohusalık psikozu gibi kabul etsinler aileler ve o hastayı kucaklasınlar. 3 ay içinde dönecektir zaten.